Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Profesör Hakan Yavuz Beyefendi. Kendisi Türkiye'de İslam'ı, dünyada İslam'ı, uluslararası İslam'ı çalıştı. Siyaset bilimi konusunda çok çalışmaları var, kitapları var. Dolayısıyla kendisinden bu konuda istifade etmek istiyoruz. Hakan Beyciğim, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun Ali Bey. Hakan Bey, şununla başlayalım isterseniz. Türkiye'de AK Parti kurucularının da eski kurucularının da bizzat ifade ettiği şekliyle AK Parti 2002 yılında kurulduğu zamanki felsefesinden çok uzaklaştı. Bazıları buna belki güç zehirlenmesi diyor. 2011'den itibaren Ertuğrul Günay Bey o şekilde ifade etti. Birçok farklı görüşler var. Ne oldu sizce? AK Parti'nin başlarken düşüncesi de bu muydu? Demokrasi bir trendir, biz bir müddet sonra ineriz miydi? Yoksa daha sonradan bazı güç zehirlenmeleri mi oldu? Bilhassa son 7-8 senede Türkiye'de olan şeyler gerçekten bütün dünyanın da ilgisini çekiyor. Ülkemizde tabii bir anlamda uçurma yuvarlıyor. Bir siyaset bilimci olarak, bir din felsefesi konusunda uzman birisi olarak ne diyorsunuz bu konuda? Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet, şimdi tabii Türkiye büyük bir umuttu 2002'de AK Parti kurulduğu zaman. Hem demokrasi, hem insan hakları, hem sivil toplum konusunda herkes Türkiye'ye umutla bakıyordu. Hatta The Economist Türkiye'yi cover page'ine koyarak Turkey Star of Islam, yani İslam'ın yıldız ülkesi Türkiye demokratikleşme ve sivil toplum ekseninde böyle algılandı. Ve açıkçası 2013'e kadar Türkiye'de çok büyük değişiklikler oldu. Ekonomik değişiklikler, kültür alanında, özellikle anayasa konusunda, insan hakları, Avrupa Birliği üyeliği konusunda ciddi bir takım adımlar atıldı. Herkes Türkiye'ye umutla bakıyordu. Ben de bunlardan biriydim. Tabii 2013'ten sonraki gelişmeleri siyaset bilimcilerin Türkiye'nin bir diktatörlüğe kaydığı yönünde bir fikir birliği var. Türkiye'ye bir ya otokrasi ya diktatörlük olarak bakılıyor. Bir üçüncüsü de siyaset biliminde Türkiye'ye bakış bir kleptokrasi kavramı da kullanılıyor. Kleptokrasi demek idarecilerin ideolojilerine değil de para çalmak, zenginleşmek amacıyla iktidarı elde tutmalarına Yunanca bir kelime bu, kleptokrasi, o kullanılıyor. Tabii akademideki tartışma şu, acaba Erdoğan 2002'den beri aynı Erdoğan'dı, kendini sakladı da 2010'dan sonra, anayasa referandumundan sonra etrafındaki bu kurum ve kuruluşlar yok edilince gerçek Erdoğan mı ortaya çıktı? Bu birinci görüş. Onlar bu birinci görüşe göre Erdoğan her zaman otoriteryan yönü vardı. Erdoğan'ın kimliğini ve kişiliğini şekillendiren Necip Fazıl Kısak ideolojisi olmuştu. Orada da kindarlık, dindarlık olarak algılanmıştı. Bu birinci görüş. İkinci görüşe göre ise Erdoğan başladığı nokta aslında 2002'de demokrat bir, yani geçmişte tabii milli görüş çüydü. Ama o milli görüş gömleğini çıkarttım dedim. Bu konuda samimiydi Erdoğan ikinci görüşe göre. Fakat daha sonraki gelişmeler Erdoğan'ı otoriteryan ve diktatör olmaya itekledi. Bu da ikinci bir görüş. Tabii benim kendi görüşüm ikisinin arasında bir üçüncü görüş. O da şu, Erdoğan'ın kimliğine ve ideolojisine baktığımız zaman bu otoriteryanizm unsurları var karakterinde, siyasi kimliğinde. Yani Kasımpaşa mahallesinden tutun İmam Hatip okullarına, İmam Hatip okullarından Milli Türk Talebe Birliği'nde Necip Fazıl Kısakkürek'in o heyecan dolu, düşünce değil de heyecan dolu o bağırmaları, çağırmalarını içselleştiren bir Erdoğan var. Ayrıca Erdoğan'ın tabii Kasımpaşa'daki çocukluğu da çok acılı bir çocukluk.
Tabii o çocukluğun Erdoğan'ın bugünkü siyasi ideolojisinde büyük rolü var. Kısacası Erdoğan'la babası arasındaki ilişkiyi ben yeni bir kitap yazdım. Orada çok önemsedim. Erdoğan'la babası arasındaki ilişki Kafka'yla babası arasındaki ilişkiye benziyor. Bir çatışma, bir sürtüşme ve babasına karşı isyan. Fakat babası da evde terör estiren bir baba, baskıcı bir baba. Tabii annesi babasının üçüncü hanımı. Daha önceki hanımından iki kardeşi var, üvey kardeşi Erdoğan'ın. Son eşinden de babasının işte Erdoğan bir erkek kardeşi var, bir de kız kardeşi var, üç kardeşler. Yani bu babası bunu döver, zaman zaman bacaklarından kapıdan astığını kendi Meydan Gazetesi'ndeki mülakatında 1994 yılında belirtmişti. Yani Erdoğan bir noktada gaddar bir baba evde yetişmiş. Fakat Kafka'nın da belirttiği gibi babasına en son yazdığı mektupta Kafka diyor ki ben diyor sonunda sana benzedim diyor. Nefret ettiğim şeye dönüştüm diyor. Kendimden nefret ediyorum diyor. Burada da Erdoğan'ın da sonunda babasına dönüştüğünü söylememiz mümkün. Yani o gaddarlık, o tahammülsüzlük. Tabii bu çocukluk dönemindeki deneyimlerle her şeyi açıklamak mümkün değil. Ama o çocukluk dönemindeki deneyimleri göz ardı edemeyiz. Tabii Erdoğan'ın Milli Türk Talebe Birliği'nde İmam Hatip okullarında bir dışlanmışlık var. Tabii Kasımpaşalı olmanın getirdiği bir dışlanmışlık var. Son derece fakir bir aileden geliyor. Simit ve su satarak evin bütçesine katkıda bulunmaya çalışıyor. Ve Kasımpaşa biliyorsunuz Beyoğlu'na çok yakın bir noktada. O yokuşu çıkıp Beyoğlu'nda da o lüks mağazaların önünde saatlerce beklediğini yakınları bir mülakat yaptığım kişiler belirtti. Yani bir dışlanmışlık ve bir öfke var. Bu dışlanmışlık ve öfkeye İmam Hatip okulları bir meşruiyet sağlıyor. Çünkü İmam Hatip okulları da o dönemlerde dışlanan yapılar, özellikle 70'li yılların başlarında. Ve orada biz dışlandık çünkü İslam, Müslüman olduğumuz için, İslam kimliğimizden dolayı dışlandık noktasına geliyor. Tabii Necip Fazıl buna daha büyük bir öfkeyle bir ideolojik sarmal sağlıyor. İşte o baş yüce kitabı ideoloji yani şiirleriyle tabii Necip Fazıl'da düşünceden daha çok heyecan var. Yani heyecanla kitleleri heyecanıyla sürükleyebiliyor. Ve tabii Milli Selamet Partisi'nde Erdoğan siyasete katılıyor ama o Milli Türk Talebe Birliği'ndeki network, Abdullah Gürler işte bir takım insanlarla orada tanışıyor. Bu network'ü devam ettiriyor. Tabii Milli Selamet Partisi'nde aktif bir yönü oluyor. Beyoğlu'nda ilçe başkanı oluyor. Hatta Beyoğlu'nda Milli Selamet Partisi'nin birçok faaliyetlerini idare ediyor. Yani kısacası karşımızda kişiliğinin derinliklerinde bir takım baskı ve zulüm görmüş ve o baskı ve zulümlerin karakterini şekillendiren bir kişi var, bir siyasetçi var, Erdoğan. Yani hem Kasımpaşalı, yani Erdoğan bir noktada tabii Türkiye'deki geniş bir kitlede de dışlanmışlık duygusu var. Laikliğin getirdiği bir sorundu bu da. Tabii bu kitlelerin de heyecanını ve sesini Necip Fazıl Kısakürek bir noktada yansıtıyordu. Ve karşımızda giderek Köroğlu vari bir Erdoğan var. Fakat daha sonra Köroğlu Bolu Bey'ine dönüştü. Yani tüm Erdoğan'daki benim kitapta da özetlediğim çalışmaya yani anlatmaya çalıştığım bu Köroğlu nasıl oldu da Bolu Bey oldu. Yani bu Bolu Bey baskıcı, zulmeden gaddar bir lidere dönüştü. Onu bu kitapta anlatmaya çalıştım. Peki bu yani 2000
2 yılında bir sürü hedefler kondu AK Parti'nin prensipleri olarak. Daha sonra 2010-11 yıllarından sonra artık belki birçok şey ele geçirildiğinden dolayı kurumlara artık ihtiyaç duymayıp artık ben gerçek hedefime ulaşabilirim gibi. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Baştan beri böyle bir niyeti vardı da fırsatın gelmesini mi bekledi AK Parti olarak veya belki de lideri olarak? Yoksa fırsatlar imkanlar o şekilde onu yönlendirdi ve sonunda böyle bir noktaya geldi mi? O konuda ne diyorsunuz? Yani bir noktada Erdoğan'ın kişiliğinde tek adam olma arzusu var. Erdoğan çocukluğunda o sokaklarda simit satan Erdoğan paranın gücünü çok erken yaşlarda anlamış. Ayrıca Türkiye'de paraya varmanın da siyaset üzerinden gittiğini de gören bir lider. Ve siyaseti biraz zenginleşme aracı olarak, tabii bu sadece Erdoğan'da değil, Türkiye'de siyasete giren birçok insanda var. Erdoğan da o toplumun bir ürünü. Onda da bu algı, bu varsayımla hareket ediyor. Ve tabii bu belediye başkanlığı döneminde son derece başarılı var. Belediyede her açıdan su, yol, altyapı son derece başarılı bir Erdoğan var. Fakat belediye başkanlığı döneminde belli bir mali birikimi de gerçekleştiren bir Erdoğan var ki bu biliyorsunuz Koç'la Erdoğan arasında da bir tartışma konusu olmuştu. Yani Mustafa ve Ali Koç'un babaları Erdoğan'ın 1 milyar dolar belediye başkanlığından hapse girdiği zaman olduğunu, bu belediyeden elde ettiğini iddia etmişti. Tabii bir servete o zaman vardı. Yani bu tabii siyaset üzerinden elde edilen bir servetti. Erdoğan bir kadro hareketi sonucu biraz da 28 Şubat'ın yarattığı o yıkım ortamı Erdoğan'a ve etrafındakilerine fırsat sundu. Ve biliyorsunuz AK Parti ekseninde Abdullah Gül, Abdülhatif Şener, Bülent Arınç, Yalçın Bayır böyle bir kadro hareketi olarak ortaya çıktı. Bu daha çok Özalvari yani milli görünmeyeni çıkarttık. Daha fazla Özal'a vurgu vardı. Turgut Özal'a. Erbakan'la da biliyorsunuz hallerindeydi. Erbakan bunları çok sert şekilde suçladı o dönemde. Tabii bu 2002 seçimleri son derece bir ekonomik kriz sonucu çok büyük bir başarı elde ettiler. Ve gerçekten bir vizyon vardı. Neydi vizyon? Avrupa Birliği'ydi. Ve gerçekten de Avrupa Birliği yönünde tüm adımlar atıldı. Ve o eksende de Türkiye'deki liberaller, Türkiye'deki işte bir takım sosyal demokratlar, Kürtler, birçok cemaat, herkes AK Parti'nin arkasında durdu. Çünkü Avrupa Birliği konusunda toplumda da bir uzlaşma vardı. Yani Türkiye'nin hem ekonomik hem siyasi hem sosyal olarak sorunlarının çözümünün Avrupa Birliği üyeliğinden geçtiği yönünde bir görüş birliği oluşmuştu. Ve Erdoğan tabii Abdullah Gül o zaman etken bir roldeydi. Ayrıca Ali Babacanlar vardı. İşte birçok kişi o dönemde vardı. Hatta Ahmet Davutoğlu da biliyorsunuz yani danışman göreviyle ilk kez bu harekete katıldı. Türkiye için son derece önemli yıllardı. Fakat daha sonra şunu görüyoruz. Erdoğan bir noktada Stalin gibi önce kendi arkadaşlarını etrafından uzaklaştırdı. Bunlara çeşitli yaftalar, çeşitli suçlamalar yöneltti. Abdülhatif Şener'le bu iş başladı. Çünkü Abdülhatif Şener bir takım özelleştirme işlerinin ne karşı çıkmıştı. Kirli bir yönde gittiği için. Tabii Abdullah Gül'le daha sonra Yalçın Bayır'la Mir Mehmet Fırat biliyorsunuz uzun Evet. yıllar AK Parti ikinci başkanıydı. O da dışlandı. En sonunda biliyorsunuz HDP'den milletvekili
olmuştu rahmetli olmadan önce. Tabii önce Erdoğan kendilerini bertaraf etti. Daha sonra etrafında sorun çıkaracak kurumlar bertaraf edildi. Ve bu eksende de bir takım cemaatleri, bir takım yapıları istediği gibi kullandı. O konuda da başarılı oldu. Tabii cemaatlerin birçoğu da bazıları da bu oyuna geldi. Ve orada da çok etkili bir şekilde hem bu arkadaş çevresini yola çıktığı kadroları dağıttı. Daha sonra bu kurumları zayıflattı bir takım yapıları kullanarak. Daha sonra bu kullandığı araçlara döndü. Bu kendisine destek veren 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine en büyük destek veren 2008 Anayasa Mahkemesi'nin kapatma sürecinde kendisine en büyük destek veren ve 2010 Anayasa referandumunda en büyük destek veren Fethullah Gülen cemaatiydi. Ve tabii daha sonra bu en büyük destek veren hatta onu ayakta tutan bu yapıya da karşı biliyorsunuz çok ciddi bir güç mücadelesi içine girişildi. Açıkçası burada şartlar mı Erdoğan'ı bu noktaya itti yoksa Erdoğan mı şartların ortaya çıkarttığı fırsatları kullanarak hedefine ulaştı? Bence bu konuda kesin hüküm vermek biraz şu aşamada belki mümkün değil ama Erdoğan'ın şartların ortaya çıkarttığı fırsatları çok iyi kullandığını görüyoruz. Ve bugün Türkiye'de her yönden yargıda, yasamada ve yürütmede tek adam var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Yani Türkiye'de hatta Atatürk döneminde sahip olmadığı yetki ve imkanlara bugün Erdoğan sahip. Tabii Türkiye'nin imajı ne yazık ki dışarıda çok kötü bir Türkiye son derece yorgun ve yıpranmış bir noktada. Bundan sonra ne olacağı konusunda bir şey kestirmek de mümkün değil. Ama şunu diyebiliriz, 2002'den 2021'e kadar Türk siyasetinde ve Türk ekonomisinde ağırlıklı ana aktör Erdoğan. Ve yeni bir Türkiye ortaya koydu. Eski Türkiye'nin tüm kurumları yıkıldı, yok edildi. Yeni Türkiye ise bir çöküntü, harabe halinde. Bu harabenin içinden ne çıkacak bilmiyorum açıkçası. Bu yani umut veren bir takım işaretler var. Umutsuzluğa yönelten daha fazla işaretlerin olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Bugün Erdoğan'ın yola çıktığı yanındaki arkadaşlardan hiçbiri yok. Ne Bülent Arınç var, ne Cemil Çiçek var, ne Abdullah Gül var, ne Abdülhatif Şener Bey var, ne Dengir Bey var. Yani hiç kimse kalmadı. Evet, kendisi de bunu ifade ediyor zaten. Yola çıktıklarımız nerede? Maalesef şimdi falan diye de yanlışlıkla ağzından kaçtı belki. Şimdi kimler var etrafında gibi. Tabii kendisinin hayatı kendisine aittir ama önemli olan tabii ülkemiz. Bu güzel ülkemiz geçen Yaşar Yakış Bey'le yapmış olduğumuz söyleşide de kendisi ifade etti. 2007-2008'li yıllardaki rüzgar aynen devam ettirilebilseydi Avrupa Birliği, özgürlükler, demokrasi, insan hakları, adalet, hukuk meselesi şu an Türkiye belki dünyada ilk ona girecek bir ülke olurdu. Her açıdan belki 25 bin dolarlık bir işte kişi başı milli gelir olurdu. Yani bir vakti zamanında 2023 hedefli olarak belirlenen şeyler belki de gerçekleşirdi. Fakat maalesef gün be gün daha kötüye gidiyoruz. Bütün kurumlar elden gitti, gidiyor. Yani demin buyurduğunuz gibi yani askeriye, polis, hukuk, her şey tek adamın elinde toplanmış vaziyette. Bir siyaset bilimci olarak ve dünyadaki diğer ülkelere, hareketlere bakarak belki bir kıyas yaparak şu an Türkiye nereye gidebilir? Yani bu noktadan sonra hep aynı şeyi soruyorum belki çok konuklarıma. Yani bir Afganistan olur muyuz yoksa bir noktadan sonra artık geriye döner miyiz? Tekrar hukuk, demokrasi, insan hakları olur mu? Bundan sonra seçimler olur mu, olmaz mı? Bu konudaki görüşleriniz neler? Şahsi görüşlerinizi merak ediyorum. Ya ben tabii
Yani çok umutlu değil açıkçası. Yani Türkiye'de yeni bir toplumsal sözleşmeye ihtiyaç var. Bir arada yaşamak için bir takım normlar, bir takım ilkeler etrafında görüş birliğinin oluşması lazım. Bunu sağlayacak Türkiye'de ne bir entelektüel birikim var şu an, ne de kurumsal bir yapı var. Yani Türkiye çok zor bir dönemde. Tabii muhalefet cumhurbaşkanlığını iktidara gelirsek terk edip tekrar parlamenter sisteme döneceğiz diyor ama tabii bunun çok büyük bir maliyeti, bunun çok büyük bir hasar var. Bu öyle çok rahatlıkla yapılacak bir şey değil. Çünkü hasar çok büyük. Bir harabe var. Kurumlar tamamıyla harap olmuş bir durumda. Ve beni asıl ürküten konu bizim kendimize özgü bir İslam anlayışımız vardı. O toplumun mayası İslam'dır. Tutkalımız İslam'dır. Kürdümüz var, Boşnağımız var, Arnavutumuz var, Çerkezimiz var, Çeçenimiz var, var babam var. Ama bizi bir arada tutan bu tutkaldı. Ve bu tutkal Anadolu İslamı dediğimiz bir yapı ekseninde şekillenmişti. Orada da Hacı Bektaş-ı Veli'nin akılcılığı vardı. Celaleddin Rumi'nin hoşgörüsü vardı. Yunus Emre'nin sevgisi vardı. Ve biz buna Türk İslamı veya Türkiye İslamı diyorduk. Ve bu diyebilirim ki diğer Müslüman ülkeler arasında bizi ayırıyordu. Fakat 2013'ten sonra Türkiye'de başka bir realite var. O da şu. Mısır'daki Müslüman kardeşler bugün Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde özellikle yani Türk İslamı'nın yerine bugün Müslüman kardeşlerin İslam algısı egemen olmaya başladı. Ordu'da bir Müslüman kardeşler örgütlenmesi var, cemaatler ekseninde var, başka türlü var. Polis teşkilatında bu var, diğer kurumlarda var. Yani Türkiye gittikçe bir Pakistanlılaşma sürecine girdi. Ne yazık ki. Beni en çok kaygılandıran bu. Çünkü Pakistan'da da Pakistan'ın kendine özgü olan İslam'ını bu Taliban hareketi, bu Vahabi hareketi çok büyük darbe vurdu biliyorsunuz. Evet. Bizde de beni en çok kaygılandıran, en çok endişeye sürükleyen bu yüzyıllardır biriktirdiğimiz kültürel dokumuza uygun İslam anlayışı bugün yok edildi. Yok ediliyor. Yerine Müslüman kardeşler Maududi, Seyit Kutup ekseninde bir İslam algısı egemen olmaya başlıyor. Bu Türkiye'deki laik kesimleri, Türkiye'deki liberal kesimleri dinden daha da soyut, yani ters yöne itecek. Bu Türkiye'de daha büyük çatışmaları beraberinde getirecek. Bunun tohumlarını Erdoğan ekti. Bugün İstanbul Müslüman kardeşlerin kültür merkezi haline geldi. Biliyorsunuz televizyonları, radyo istasyonları, gazeteleri, web sayfaları her şeyiyle. Ve bunun yaratacağı çok önümüzdeki yıllarda sorunlar var. Bir başka mevzu da şu. Türkiye'de şöyle bir algı vardı. Dindarlık ahlaklı olmak için gereklidir. Şimdi dindar hacıları görüyoruz, hocaları görüyoruz. Ve bunların araç haline getirildiğine Türkiye'de hepimiz şahit olduk. Yani ahlaki prensiplerden soyutlanmış, kadınların çıplak hale getirilerek arandığı, zulmün her alanda hissedildiği bir yapı var. Ve o toplumun gençleri ya şeker ne diyorlar onu içiyor. Eroin. Efendim? Esrar eroin. Esrar eroine büyük bir yönelme, büyük bir tüketim var Türkiye'de. Ayrıca ateist veya deist. Yani gençlik bunları duymak, dinlemek bile istemiyor. Ben bazı Clubhouse'lara girip
dinliyorum. Gençler yeter bu dinden usandık. Nedir din 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 din. Yani böyle bir yön de var. Yani Türkiye'deki kültürel aşınma, bu rüşvetçilik, suistimalcilik bunun getirdiği hasar bence çok büyük. Onun için yani tuzun kendisi kokmuş halde. Balık baştan kokar derler ya, başlar kokmuş. Onun için Türkiye buradan nasıl çıkar? Yani sorun gölün kirlenmesinde değil, göle su getiren ana kaynaklarda kirlilikler oluşmuş. Onun için gölü temizlemek bu sorunu çözecek gibi gelmiyor açıkçası. Yani ben Türkiye'nin daha diktatör olacağı kanaatindeyim Erdoğan'ın. Daha da baskıcı olacağı kanaatindeyim. Türkiye dış politikada çok kötü bir durumda. Rusya ile ilişkiler, Rusya Türkiye'ye güvenmiyor. Amerika ile ilişkiler kötü. Avrupa Birliği ile daha da kötü. Yani yalnız kalan Türkiye var ortada. Bu tabii şunu da belirtmek lazım. Türkiye'deki ana sorun lider sorunu. Yani Erdoğan'ın kendisi bu sonuca bizi getirdi. Tabii Erdoğan'ın yani iktidardan gitmesi sonrası geriye bıraktığı çok büyük bir hasar var ama bir ideoloji yok. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani böyle çatışacağım, vuruşacağım bir ideoloji yok ama hasar var. O hasarı kaldırmak lazım. Onun yerine yeni bir inşa edilmesi lazım. Zaman alacağı bir iki nesil alabilir bu. Kısa dönemde dediğim gibi bir umutlu değilim. Daha büyük sorunlar bekliyorum. Hem ekonomik olarak hem kültür olarak zaten çok kötü durumdayız. Tekrar vurguluyorum. Beni asıl endişelendiren bu Türkiye'nin Müslüman kardeşlerin ideolojisinin etkisi altına girmesi. Bunun Türkiye'de çok büyük yaralara neden olacağı kanaatindeyim. Hani İslam'ı promote etmek, yüceltmek, insanların daha Müslümanlaşmasını sağlamak için gibi güya yola çıkılmış. Fakat insanlar artık bu insanlar Müslümansa ben Müslüman değilim, ben bunların dininden değilim noktasına geldiler. Yani din dediğiniz eğer hırsızlıksa, çalmaksa, aramaksa, zulümse, ne bileyim işte bir sürü bebeği, kadını, şunları, masum insanları hapislere atmaksa, ne bileyim işte insanların haklarını, hukuklarına riayet etmemekse, rüşvetse, ihalelere fesat karıştırmaksa ben bu dinden değilim demeye başladı insanlar. Geldiğimiz nokta gerçekten çok endişe verici, çok problemli. Bunu çok güzel ifade ettiniz her açıdan. Yani solcuların, komünistlerin, Marksistlerin söylemleri değil. Bizzat kendi mahallelerindeki insanların söylemlerinden yola çıkarak söylüyorum. Yani Levent Gültekin diyor ki hiçbir çizgisi yok diyor mesela Erdoğan. Hiçbir İslami çizgisi yok. Yani bugün, yarın kabahatle alakalı bir şey olsa onu bile yani çok rahat silip atabilir gibi. Ahmet Taş getiren enteresan tespitlerde bulundu. 28 Şubat'tan çok daha kötü durumdayız dedi Müslümanlar olarak, yazarlar olarak, insanlar olarak. Ve şu anda dünyanın en fazla içinde namaz kılınan hapishanelerine sahibiz. En fazla Kur'an okunan, en fazla başörtülü kadının olduğu hapishanelerine sahibiz. Bunlar tabii çok endişe verici şeyler. Bunlar çok biraz da ümitsiz olduğunu söyledim. Bugüne kadarki bütün konuklarım hep bir şekilde ümitliyiz. Ümitli olmak zorundayız gerçi bazıları zorunda olduğumuz için yoksa hani mücadele edemeyiz bağlamında söylüyorlardı. Kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şu var, dediğinize katılıyorum. Yani Erdoğan kendi beka, kendi gelecek sorununu, Türkiye'nin beka sorunu haline getirerek iktidarda kalmaya çalışıyor. Tabii giderek ekonomik sorunlar, sosyal sorunlar tabanında çok ciddi bir aşınma, yani oy oranlarında ciddi bir azalma var. Fakat biz diasporadaki Türkler, biraz Türkiye ekseninden de çıkmamız gerektiği kanaatindeyim. Yani bizim açıkçası yapacak pek fazla bir şeyimiz yok, kalmadı kanaatinde. Ben kendi adıma onu söylüyorum tabii. Yani burada tabii Türkiye'deki demokratik güçlere, sivil güçlere destek olmak lazım. Bunların söylemlerine, bunları her açıdan desteklemek lazım. Ama Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulmasının çok kolay olacağı kanaatinde değilim. Dün akşam bir şey okudum. Sedat Peker'in açıklamaları. Şimdi Sedat Peker diyor ki beni kullandılar diyor. Sonra da fırlatıp attı.
Tabii bu sadece yani Sedat Peker Türkiye'de bir mafya lideriydi. Şu an kaçak herhalde başka ülkelerde. Yani bu kadar kirli işlere Türkiye'de devlet hiçbir zaman karışmamıştı. Yani Türkiye'de bugün devleti devlet yapan adalettir. Türkiye'de adalet çöktü. Onun için devlete güven kalmadı. Ve böyle bir ortamda insanlar homo homini lupus oldu. Hobbes'in dediği gibi insan insanın kurdu haline geldi. Artık herkes birbirinden korkuyor. Herkeste bir endişe var. Herkes varını yoğunu saklama peşinde. Aman bankalardan şuradan buradan yani böyle bir ortama Türkiye girdi. Yani çok kaygı verici bir ortam var. Umarım iyi olur. Başka diyecek bir şeyim yok. Tekrar bu fırsatı verdiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim vakit verdiniz. Sağ Evet olun. sevgili seyirciler, bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.